Merhaba değerli severler, merhaba canlarım. Yepyeni bir taktik videosuyla karşınızdayım. Bu taktik videomda sizlere 2,5 gol altı yakalamanın en basit iki yolunu göstermek istiyorum. Ben hazırım, taktiğim hazır. Sizler de hazırsanız birazdan yavaş yavaş taktiğimize geçeceğiz. Taktiğime geçmeden önce de bu videoyu atlamadan baştan sona kadar çok dikkatli bir şekilde izlemenizi tavsiye ediyorum. Burada size iki yol göstererek nasıl iki buçuk gol altlarını yakalayacağınızı anlatmaya çalışacağım. Öncelik olarak oynanmış maçlar üzerinden bu yolu göstereceğim. Arkasından da detaylı anlatıma geçeceğim arkadaşlar. İki buçuk gol altı oynamayı seven kardeşlerim sizler için hazırlamış olduğum videoma geçmek istiyorum. Haydi gelin hep birlikte 2.5 gol altlarını nasıl en basit şekilde yakalayacağız bunu sizlere tane tane anlatayım. Evet güzel kardeşlerim videonun başında da söylediğim gibi iki yol izleyerek iki buçuk gol altlarını yakalamaya çalışacağız. Burada öncelik olarak birinci yolla başlamak istiyorum. İlk yolumuzda arkadaşlar dikkat etmemiz gereken yerleri ve oranları sizlerle paylaşmak istedim. Maç sonu 0 yani beraberliğin oranı 3.25 oranla 3.30 oran arasında olacak. Evin 1.5 gol altı da 1.50 oranla 1.60 arasında olmalı dedik arkadaşlar. Birinci yolumuz bu. Sizler de 2.5 gol altlarını yakalamak istiyorsanız sizler için ekrana koydum. Bu oranları bir yere not etmeyi unutmayın. Sıra geldi oynanmış maçlar üzerinden sizlere neler olup bittiğini anlatmaya. Hemen ilk maçımıza geçmek istiyorum. Burada gördüğünüz gibi arkadaşlar maç sonu 0'ın oranı 3.28. Ne demiştik? Maç sonu 0'ın oranı 3.25 oranla 3.30 oran arasında olacak. Gördüğünüz üzere maç 1-1 bitmiş. İkinci olarak bakmamız gereken yer neresiydi? Evin 1,5 gol altı. Evin toplam golde 1,5 gol altının 1,50 oranla 1,60 oran arasında olması gerekiyor demiştik. Gördüğünüz örnek maçta 1-1 tamamlanmış ve 2,5 gol altı şeklinde sonuçlanmış. Devam edelim. Bir başka örnek maça geçtim. Burada da dediğim gibi maç sonu 0'ın oranı 3.25 ve 3-30 oran arasında olacak. Burada da gördüğünüz üzere maç sonu 0'ın oranı 3.28. İkinci olarak baktığımız yer ise ev sahibinin 1.5 gol altı. Ev sahibinin 1.5 gol altı da 1.50 oranla 1.60 oran arasında olmalı demiştik. Burada da gördüğünüz üzere ev sahibinin 1.5 gol altı 1.53 oran. Ve maç 0-0 tamamlanmış. 2,5 gol altı şekliyle sonuçlanmış. Bu 2,5 gol altı yakalamamız için izleyeceğimiz birinci yol. Haydi gelin bunu detaylı bir şekilde sizlere anlatayım ve ikinci yola hep birlikte geçelim. Evet dostlar sıra geldi detaylı anlatıma. Birinci yolu hemen sizler için detaylı anlatmak istiyorum. İlk dikkat etmemiz gereken yer neresiydi? Maç sonucu 0. Yani beraberliğin oranı 3.25 oranla 3.30 oran arasında olacak demiştik. Gördüğünüz üzere arkadaşlar, sizlere örnek olarak gösterdiğim maçta da maç sonucu 0'ın 3.30 oran olduğunu gördünüz. İkinci olarak da evin toplam gol 1.5 altına bakacağız. Hemen bakalım. Ev 1.5 gol altına bakacağız dostlar. Burada da ev 1.5 gol altının oranı ne demiştik? 1.50 oranla 1.60 oran arasında olacak. Gördüğünüz üzere ev sahibinin 1.5 gol altı 1.60 oran. Büyük ihtimalle Atlanta Inter Miami maçı 2.5 alt şekliyle sonuçlanacak. Bunu da buradan söylemek istedim. 2,5 gol altı yakalamanın birinci yolunu sizlere detaylı bir şekilde gösterdim. Dilerseniz hemen ikinci yol neymiş hep birlikte öğrenelim. Evet dostlarım 2.5 gol altı yakalamak istiyorsak birinci yolu anlattık sıra geldi ikinci yolumuza. İkinci yolda da arkadaşlar dikkat etmemiz gereken yerler ve oranları hemen siz değerli kardeşlerimle paylaşmak istiyorum. Öncelik olarak toplam gol aralığı 0-1 gol aralığı 5-10 oranla 5-20 oran arasında olacak. Ya 5-10 5-20 arasında 5-15 5-16 5-17 5-18 5-19 5-20 gibi olması gerekiyor. İkinci olarak da ilk yarı 1,5 gol altının oranı 1.40 oranla 1.45 oran arasında olmalı arkadaşlar. Bu iki seçeneğe dikkat ederseniz sizler de 2,5 gol altlarını cuk diye oturtabilirsiniz. Devam edelim. Örnek maçlarımıza hemen geçtim arkadaşlar. Ne demiştik? Öncelik olarak 0-1 gol aralığı 5-10 oranla 5-20 oran arasında olacak. Örnek maçımızda gördüğünüz üzere 0-1 gol aralığı 5.19 oran ve gördüğünüz üzere maç 1-0 tamamlanmış 2.5 gol altı olmuş. İkinci olarak bakmamız gereken yer neresiydi? İlk yarı 1.5 altın oranı 1.40 oranla 1.45 oran arasında olacak demiştik. Bir diğer örnek maça geçtim. Burada da yine söylüyorum arkadaşlar 0-1 gol aralığı 5-10 ile 5.20 oran arasında olacak demiştik. Gördüğünüz üzere maç 1-0 tamamlanmış ve 2.5 gol altı olmuş. İkinci bakacağımız yer ise ilk yarı 1.5 gol altın oranı 1.40 oranla 1.45 oran arasında olacak demiştik. Gördüğünüz üzere maçın ilk yarı 1.5 altın oranı 1.42. Örnek maçlarında 2.5 alt şekliyle tamamlandığını gördünüz. Gelin bunu da sizler için detaylı bir şekilde anlatmaya devam edip videomuzu yavaş yavaş sonlandıralım. İki buçuk gol altı yakalamak için izlememiz gereken ikinci yolun detaylı bir şekilde anlatımına geçtim arkadaşlar. Burada da dikkat etmemiz gereken yerler neresiydi hemen hatırlayalım. 0-1 gol aralığı 5-10 oran ile 5-20 oran arasında olacak demiştik. Şuradan toplam gol aralığında 0-1 golün 5.15 oran olduğunu görüyorsunuz. Bu birinci dikkat etmemiz gereken oranımızdı. İkinci olarak da ilk yarı 1.5 gol altının oranı 1.40 oranla 1.45 oran arasında olacak demiştik. Hemen ilk yarı 1,5 altın oranına baktı. Baktığımızda da 1.47 oranı görüyoruz. 1.40 oranla 1.45 oran arasında olacak demiştik ama az evvel zaten bu maç 1.45 orandı arkadaşlar. 2 oran yani 2 barem çok bir şey fark etmiyor. Bu nedenle de ben Elsborg maçının da 2,5 gol altı şekliyle sonuçlanacağını düşünüyorum. Böylece sizlere dikkat etmeniz gereken oranları, izlemeniz gereken yolu tane tane anlatmış oldum. Sizler de artık bu oranlara dikkat ederek gönül rahatlığıyla 2,5 gol altlarını alıp değerlendirebileceksiniz. Bu taktik videomuzu da 2,5 gol altı oynamayı seven kardeşlerimiz için hazırladık. Taktik videolarımızın ardı arkası kesilmeyecek. Sizlerden ricam videomuza bir like bırakmayı Yorum'a nokta dahi olsa koymayı unutmayın dostlar. Son olarak da sormak istediğiniz, kafanıza takılan herhangi bir konu olursa yorum bölümü bölümüne yazmaktan çekinmeyin. Bizler sizlere cevap vermek için buradayız. Hepinizi çok seviyorum. Hepinizin kazanmasını istiyorum. Taktik videolarımızın ardı arkası kesilmeyecek. Bundan yana da hiç şüpheniz olmasın dostlarım bir başka taktik videosunda tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın.